Şimdi bizim muhabir arkadaşımız şu anda Hatay, Antakya'da çok konuşulan bir rezidans vardı efendim. Rönesans rezidans. Şu anda o rezidansın önünde ve bağlantımız hazır mı? Hazır. Evet, Fatih merhaba. Merhaba Melisa Bağcı. Şu anda stüdyoda konuğumuz sosyolog gazeteci Hulki Cevizoğlu'yla birlikte senden gelecek bilgileri dinlemek istiyoruz. Çünkü çok önemli bir noktadasın. Rönesans rezidansının önündesin. Cennetten bir köşe diye satılan Rönesans rezidansın önündesin ve biz biliyoruz ki orası cennetten bir köşe değil, cehennem oldu. Bunu çok iyi biliyoruz. Bize o rezidanstan bilgiler verir misin? Gelişmeler nasıl? Cennetten bir köşe diye reklam yapmışlar ya. Evet. Cehenneme döndü ama cehennemin de bir köşesi değil. Cehennemin merkezi haline geldi neredeyse. Çok güzel söylüyor Sayın Cevizoğlu. Cehennemin merkezi oldu diyor. Fatih, biz de söyleyelim. Cehennemin merkezi diyoruz şu anda senin bulunduğun yere. Oradaki gelişmeleri bize aktarır mısın lütfen? Belirttiğiniz gibi aslında cennetten bir köşe diye burası satılmış. Aslında hemen kameraman arkadaşım size o görüntüleri aktarsın. Ben hemen çekileyim. Cennetten bir köşe diye burası satılmıştı. Ancak gördüğünüz gibi tamamen bir enkaz yığını, bir moloz yığını, başka hiçbir şey yok burada. Burası Hatay'ın en güvenli sitelerinden biriydi. Herkes buraya aslında parmağıyla gösteriyordu. Çok güvenli olduğu için burada aslında burası aslında herkes tarafından çok güvenilir bir yer olarak biliniyordu ve herkes tarafından parmağıyla gösterilen bir yerdi ve o müteahhitin vaatleri de aslında hep bu yöndeydi. Bu şekilde burada oturanları aslında kandırdı diyebiliriz. Gördüğünüz gibi tamamen bir enkaz yığınına dönmüş durumda. Burası 2013 yılında tamamlanmış. Aslında çok eski bir yer de değil, eski bir yapı da değil. 2013 yılında tamamlanmış 12 katlı 4 bloktan oluşan 200 tam 250 daireli bir rezidanstı. Ve burası dediğim gibi yaşam standartları aslında burada çok yüksekti. Ancak o ilk depremde yerle bir oldu. 250 daire dedik ve burada yaklaşık binlerce kişi bu rezidansta oturuyordu. Ancak onlardan hala onlarcası enkaz altında. Ekiplerin burada hummalı bir çalışması var. Tabii onlar da tabii buradaki depremzedeler gibi bir yaşam belirtisi arayışı içerisinde. Şu an ekiplerin uyguladığı aslında burada bir enkaz hafifletme işlemi yapıyor ekipler burada. Çünkü bu bina, bu rezidans 4 blok bir domino taşı gibi yıkıldı. Yan tarafa doğru üst üste yıkıldı ve o yüzden alt tarafa ulaşmak çok zordu ve ekipler bu nedenle burada üstten bir enkaz hafifletme çalışması yapıyor. Çok sayıda ekip var burada. Ağır iş makinaları, yaklaşık 5 tane ağır iş makinası bu ön tarafta çalışıyor. Bir kısmı da arka tarafta çalışıyor. Tabii bunun yanında AFAD ekipleri de bu çalışmaları yakından takip ediyor. Çünkü ara sıra bu iş makinaları duruyor ve ekipler bir ses dinleme yapıyor. Çünkü burada bir yaşam belirtisi aranıyor. Depremin üzerinden 12 gün geçti. 12. güne doğru gidiyoruz. Aslında umutlar kısmen tükendi fakat ekipler hala o depremzedeler gibi bir umutlu arayış içerisinde burada. Bir yaşam belirtisi arıyor. Evet Fatih, bina, anladığım kadarıyla hala sesim geliyor mu sorusu o bölgede şu anda Rönesans Rezidans'ta soruluyor. Peki bu soruya yanıt geliyor mu? Biz 11. günde mucize haberi, Aleyna kızımızın mucize haberini aldık. Oradan bir yanıt geliyor mu? Böyle bir bilgi var mı şu anda? Biz buraya geldiğimizde ilk işimiz aslında o umutlu bir haber için ekiplerin yanına gittik. Fakat ekipler depremin 12. gününe giderken öyle bir ses almadıklarını belirtti. Geldiğimiz anda bir dinleme yapılıyordu burada. Umutlandık aslında. Hemen o dinlemeyi yapan ekibin yanına gittik. Fakat herhangi bir ses almadıklarını belirttiler. Hatta yer yer hassas burunlu o dedektör köpeklerle de, o insan bulan köpeklerle de bir arama yapıldı bu arkamdaki enkaz yanında. Fakat herhangi bir yaşam belirtisi maalesef ki yoktu. Fakat dediğimiz gibi umutluyuz.
umudumuz tükenmiyor. Tıpkı depremzedeler gibi burada umutlu bekleyişle umutlu bekleyişimize devam ediyoruz Melisa Bağcan. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. Ben şimdi Sayın Cevizoğlu bir soru soracak Fatih sana. Hemen sorusunu alalım. Buyurun Sayın Cevizoğlu. Fatih kolay gelsin. Rahat duyabiliyor musun bizleri? Duyuyorum hocam. Biraz gecikmeli olarak duyuluyor. Şimdi o gördüğümüz arkandaki görüntü ne dedin? Enkaz hafifletme çalışması. Yani bunun altında enkaz mı var yoksa orası zaten yol düzeyinde zemin ve artık can kurtarma çalışmaları bitti o bölgede tümüyle enkaz mı kaldırılıyor? Yani ilk gördüğümüz zaman sanki insan arama çalışması gibi değil de tümüyle enkaz kaldırılıyor gibi. Ama sen orada olduğun için daha iyi biliyorsun. Enkaz hafifletme çalışması yani yukarıdan ağır enkazı kaldırıp aşağıda canlı var mı diye bakılıyorsa. Bağlantıda bir sıkıntı oldu. Şimdi arkadaşlarım tekrar bağlanacak. Biz konuşalım bağlanana kadar. Evet. Şimdi orası hakikaten o zemin yol seviyesinde gözüküyor. Arkadaki binalara da bakınca. Eğer orada enkaz hafifletme çalışması ve aynı anda insan var mı diye araştırma, kurtarma yapılıyorsa o bina aşağıya doğru çökmüş demek ki. Değil mi? Zaten ben şimdi onun bağlantı bittikten sonra görüntüsünü bizde var o Rönesans Rezidansı. Eski hali. Eski hali de var. Yeni, yani son yıkıldıktan sonraki hali de var. Hulki Bey yani bina şu şekilde kağıt gibi arkaya doğru gidiyor. Yani bina öne doğru gitmiyor. Bina arkaya doğru gidiyor. Yani öndeki şu kısımda duranlar arkaya doğru gidiyor. Biz bu görüntüleri gördük. Yani toprağa bir gömülme var o kısımda. Yani şimdi nasıl galiba, bir durum? Tabii, şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Bahsettiğimiz rezidansın yıkılma şekli bu. Yani şöyle devrilmiş bu. Evet. Bir şey daha dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bu çok yeni bir yapı bu arada. Bu Rönesans rezidansın müteahhiti tutuklandı. Arkadaki yapılara dikkat ettiniz mi? Onlar duruyor. Belki bir kısmı onların ağır hasarlı, bir kısmı hafif, belki hiç hasarı olmayan, işte züccaciye dükkanında bir tane bardağın kırılmadığına tanık oluyoruz. Karşısındaki bina yıkılabiliyor. Bir de artık şimdi havadan çekimler, drone'la çekimleri daha net görüyoruz. Pek çok bina da ayakta kalmış yani. Evet. Şimdi bunu düşünmemiz gerekiyor. Bir filozof diyor ki, şimdi filozoflar düşünen insanlar ya, düşünce insanları. Filozof diyor ki, insan kişi ölmez diyor. Ölümlü canlılarız, fani insanlarız değil mi? Ama diyor ki kişi ölmez. Bir şey tarafından öldürülür diyor. Bakın bir şey tarafından. Burada kişileri, insanlarımızı öldüren ne? Bina. Efendim binayı yapan kişi deprem de bana neden oldu. O bizi ilgilendirmez. Sen o araştırmaları yapacaksın. Ona göre değil mi? Yeni bir bina yapılıyorsa alacaksın. Ve bu şekilde yıkılıyorsa. Tabii. Ve yanındaki bina yıkılmıyorsa deprem sadece sana özel olarak mı geldi? Yani ben Rönesans'ı yıkayım diye mi geldi deprem? Şimdi bu doğanın kanunu, doğa kimseyi dinlemez. Bir başka filozof da şöyle söylüyor, doğa bilimciler. Doğayla konuşuyorlar yani fantastik olarak ama bilimsel cevap veriyorlar. Şöyle diyorlar, doğa üzerindeki canlıların ne olduğuna dikkat etmez. Doğanın şeyi bu. Doğanın dikkat ettiği bir tek kural var. Türlerin devamı, mesela insan türünün devamını sağlıyor. İstediğiniz kadar, isterseniz 5 milyon tane atom bombası atın dünya üzerine. İnsan türünü yok etmeniz mümkün değil. Mutlaka bir tane kalır. Diğer canlıları da bu şekilde yok etmek mümkün değil. Doğa kendi oluşumunu henüz sağlamadı. Yaklaşık 5 milyar yıldır bu dünya dediğimiz gezegen ya da yer deniyor buna. Yeryüzü diyoruz ya, yer, gezegenin adı yer. Bu dünya gezegeni yaklaşık 5000 yıldır patlıyor volkanlarla, çatlıyor depremlerle, sel oluyor. Doğa daha oturmamış. Doğa evrendeki bu gök cisimleri, biz de bir gök cismiyiz ya şimdi dünya olarak uzayda. Bu evrendeki gök cisimleri bir insanın ergenlik dönemi gibi. Hani ergenlik döneminde hormonlar nasıl fışkırır ve bir başka canlı haline gelir ya insan. Doğa da hala ergenlik dönemini yaşıyor evren üzerinde. Yani sarsılıyor. Depremler bitecek mi? Bitmeyecek. Depremler devam edecek. O zaman şu deprem... Sen doğaya uygun yapacaksın işlerini. Deprem değil yani bina öldürüyor.
Biz bunun... Tabii öyle. Ve tabii. Şimdi buradaki yani Rönesans... deprem öldürüyor da deprem yanında olursan, uzağında olursan öldürmüyor. Ya da depreme uygun bina yaparsan yanındaki malzemeden çalmamış ise öldürmüyor. Malzemeyi çalarsan öldürüyor. Bir o de züccaciye dükkanında olduğu evet. gibi örnek verdiniz evet. az önce. Bu... Şimdi o Rönesans, özür diliyorum sözünüzü kestiysem. Rönesans rezidansın müteahhit de şu açıklamada bulundu. Onu da bilgi notu olarak vereyim. Ben hiçbir hata yapmadım. Ben neyse onu yaptım. En doğru şekilde yaptım. Neden oldu bilmiyorum ama depremin etkisinden dolayı olmuştur tabii, dedi. Tabii. Bu arada yanında da yüklü bir miktarda parayla kaçmaya çalışırken elbette ki yakalandı. O Rönesans'ın sahibine şunu demek lazım. Tabii uzaktan böyle analiz etmek zor ama şunu demek lazım. Ben her şeye uygun mu yaptım demiş. Ben her şeye usulüne uygun doğru yaptım. Doğru yapmış. Ben doğru yaptım. Tamam. Neden yıkıldı zaman, bilmiyorum. Depremin şiddeti olabilir demiş. O zaman onun doğrusu buysa arkasında, yanında, sağında, solunda ayakta kalanlar var. Onlar yanlış yapmış ama yıkılmamış oluyor değil mi? Yani ne dediğini bilmeyen o şok içinde söylenmiş bir sözdür. Üzerinde durmaya gerek yok. İşte hani mal meydanda derler. Mal bu. Yani 250 daire var dedi Fatih. Evet. 1000 kişi, 4 kişi olsa bir evde, bazılarında belki 5, bazılarında 2 kişi var ama ortalama 1000 kişi, misafiri vardır, olmayan vardır ama o kadar insanı ilgilendiren bir şey. Siz bir de bu binalarda ölüyorsunuz ya, can veriyoruz ya, para verip de alıyoruz değil mi? Hani yoldan geçerken kafamıza bir şey satılıyor. Düşmüyor. Bu bahsettiğimiz evet. şu anda şimdi bunun üzerinden konuşuyoruz ama en bunun gibi de yerler. Var. Bu arada Hatay'ın en yüksek yerlerinden birisi. Yani bu hani ilan siteleri var ya, oraya girip baktığımızda rakamları tabii. söylemiyorum oradan bile. Oradan bir kurtulan depremzede kadıncağız şunu söylüyordu, ekranda izledim. En pahalı ve en pahalı yerden aldık dedi. Güvenilir, depreme karşı güvenilir diye düşündük dedi. Şimdi bakar mısınız olaya? Şimdi en pahalı yer, en pahalı mezarı olduğu birçok insanın. Ki buranın, yani Rönesans Rezidansı'nın enkazının altında 600 kişinin olduğu tahmin ediliyormuş. Daha çıkarılmayan mı? Evet. Yazık, inşallah daha doğru buradan... değildir ama birçok deprem bilimci bugünlerde televizyonlarda enkaz altında çok sayıda insanımızın olduğunu, canlı ya da cansız, onu söylüyorlar. Onu biz bilemiyoruz tabii. Bütün araştırmaların çok hassasiyetle devam ettiği söyleniyor. Etmesi lazım. Bir acelemiz yok enkazı kaldırmak için. Yani otoriteler, yetkililer, hükümet şöyle düşünebilir. Yıkımın etkisini psikolojik olarak azaltmak için bir an evvel temizleyelim molozları, enkazı diyebilir ama acelemiz yok. İnsan canı madem her şeyden çok değerli ve hem insanı insan olduğu için seviyoruz, hem de hani dini söylemle yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Onun için evet. acelemize gerek yok. Bir tek can bile önemli. İşte 248 hemen saat. Hemen o zaman ben size son dakikayı vereyim. Kahramanmaraş'ta şu anda son dakika bilgisi 258 saat sonra süper. Bir vatandaşımız daha sağ olarak süper. Çıkarıldı. An ve an oradan gelen bilgileri de ben sizlere tamam. aktaracağım. Çok ama güzel, şu sevindirici anda... bir haber. Evet. Çok güzel. O yüzden... 258 saat sonra çıkarılıyor ya. Normalde 172 saat kritik süre denirdi. Biz bu depremde evet. mucizelerin mucizesini görüyoruz. Hakikaten yani daha da öyle. Görmek istiyoruz. Fatih'e tekrar bağlanabiliyor muyuz? Devam edelim mi? Arkadaşlar. Birazdan Fatih'e tekrar tamam. bağlanacağız. Bağlandığı zaman Rönesans Rezidans'a tekrar gideriz. Şimdi 99 depreminde kalmıştık. 99'a dilerseniz... geleceğiz de şu buyurun. Müteahhitler konusunu şimdi mi söyleyelim sonra mı şimdi söyleyelim? Şimdi alayım. Buyurun. Şimdi... Bütün Türkiye'de biriken hani deprem olurken ne diyorlar? Yer altında, toprağın altında bir enerji birikti ve depremle enerji açığa çıktı deniyor ya. Evet. Şimdi toplumumuzda da bu tür doğal afetlerden sonra ve çok sayıda can kaybını 36.200 yaklaşık olarak can kaybı var. Bu kadar ölüm olduğu zaman bir öfke birikmesi oluyor. Yer altındaki enerji gibi yer üstünde de yaşayan insanlarda, yakınlarını kaybedenlerde, ekran başında izleyenlerde, Türkiye dışındaki izleyenlerde, bütün insan olan her canlıda mesafeye yakınlığa olan oranla ve ölenlere olan yakınlıkla, yani o mesafe hem fiziksel hem duygusal mesafe çok önemli. Onunla orantılı olarak öfke patlaması oluyor. Bu insanlar öfkesini bir yere yönlendirecek. Psikolojinin kaçınılmaz durumu. Sosyal toplumsal hareketlerin de yapısı bu. Şimdi bu öfke en başta müteahhitlere yöneldi. Değil mi? Öfke oku müteahhitlere gidiyor. Müteahhitler şuraya geldi toplum. Müteahhitler kahrolsun, işte bunlara şunu yapalım, bunu yapalım. Müteahhitleri yakalayalım, tutuklayalım. Tamam. Hepsi hukuken cezasını verecek. Ama
müteahhitler demek yerine kötü müteahhitlere hesap sorulsun demek lazım. İyi müteahhit varsa işte o bir tane züccaciye ya başka daha hassas bir yer olamaz değil mi? Cam evet, ve porselen var şey orada. Hiçbir şey olmuyor. Yerinden kımıldamamış. O tür müteahhitleri de ödüllendireceksiniz. Vergisel olarak, toplumsal onurlandırma olarak, vergi affı olarak ya da bir takım kolaylıklar sağlayarak toplumda bu tür insanları, görevini iyi yapan insanları onurlandırarak ödüllendirmeniz gerekiyor. Kötü müteahhitleri eleştireceğiz. Bir mesleği toptan eleştirmek yanlış bir şey. Şimdi burada kim suçlu? Yani bu depremde 36 bin, belki 40 bin diye açıklanacak bir hafta sonra bilmiyoruz. Şimdi binlerce insanımızın, on binlerce diyelim, 36 bin, 40 bine yaklaştığına göre, evet, 36 binlerce, on binlerce insanımızın can verdiği bir yerde herkes suçlu biliyor musunuz? Hepimiz suçluyuz. Niye hepimiz suçluyuz? Ya ben hepimizin suçlu olduğunu düşünüyorum. Şu ne yaptık mesela biz? Suçluyuz. Çünkü şu açıdan söyleyebiliriz. Şimdi biz deprem yayınlarını ne yapıyoruz? Deprem olduktan sonra yapıyoruz. Bir kere öncesinde toplumu bilinçlendirecek yayınlarımızı daha sıklıkla yapmamız ceviz gerekiyordu. Ceviz kabuğu hariç. Tabii sizi evet hariç tutuyorum ama ara ara bunları yapmamız gerekiyor. Ya bizler de tabii ki yer veriyoruz ama ne kadar sıklıkla veriyoruz? İşte şimdi şuna dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi de şuydu Sayın Cevizoğlu. O bölgede deprem olduğu biliniyordu. Yani deprem olacağı. Türkiye'nin tamamı neredeyse. İç Anadolu'da bazı küçük bölümler Ankara'nın etrafı hariç. Evet. Peki ne, nasıl önlemler alınıyor? Şimdi, mesela şimdi İstanbul depremi bekleniyor. Çok beklenen bir İstanbul depremi var. Aldık mı önlemlerimizi şimdiden? Güzel bir soru. Yıllardır alındı mı alınmadı mı? Önce kim suçluya cevabımızı tamamlayalım. Şöyle yapayım izninizle. Buyurun. Hepimiz suçluyuz evet. Halkın kendisi de suçlu. Niye suçlu olduğunu söyleyeceğim. Medyanın bir kısmı da suçlu. Otoriteler, yönetimler de, hükümetler de suçlu. Halk niye suçlu? Şöyle. Şimdi imar aflarına bugün tepki var değil mi? İmar affı çıkmasın. İmar affını isteyen toplumun kendisi. Siyasetçilerden isteyen toplumun kendisi. En son çıkan imar affına benim o tarihte aklımda kalan rakam, başvuru rakamı 13 milyon civarındaydı. Sonra arttı mı azaldı mı bilmiyorum. 13 milyon civarında insan Türkiye'de imar affından yararlanmak için para verelim, affolalım diye başvurdu. Milyonlarca insan. Şimdi iktidarlar şöyle düşünüyor. Ya siyasetçiler diyelim. Ya 13 milyon kişi demek, tapu sahibi demek 13 milyon kişi. Bunların aileleri var. Bir kere 13 milyon kişi tapu sahibi olduğuna göre 18 yaşından büyük ve seçmen demek. Bunun eşi var. Etti mi 26 milyon? Bir tane de çocuğu varsa, yani 18'den büyük çocuğu varsa ne yaptı? 3 ile çarpıyoruz. 39-40 milyona yakın seçmen demek. Şimdi bu kadar büyük bir kitlenin arzusuna siyasetçiler uzak kalamıyor. İktidar bunların istediğini yapmak istiyor. Muhalefet iktidar yapmazsa o yapmadı ben yapacağım oyunu bana vere geliyor. Yani bu olası felaket üzerinden iki tarafta iktidarlar da muhalefetler de oy toplama derdine düşüyor. Ama toplum olarak sen demen gerekmiyor mu? Ya ben bir yanlış mı yaptım? Yani bu dört katlı binanın üstüne üç kat daha çıktım ama bu kolonlar bunu taşımaz. Ben hatalıyım. Parasını vererek affedersem burası benim mezarım olur. Ben af istemiyorum. Ey devlet sen benim evimi güçlendirmek için, üstüne kat çıkmak için değil. Mevcut binamın kolonlarını güçlendirmek için bana kredi ver, destek ver demesi gerekmez mi? Toplum suçlu. Toplum bir de başka nasıl suçlu biliyor musun? Bakın ben bir toplum bilimci olarak söylüyorum bunu. Sosyoloji değil mi? Toplum bilimi değil mi? Şimdi biz ceviz kabuğunda 28-29 yıldır zaman zaman deprem programları yaptık. Şimdi Anadolu'daki ifade şu. Zengin der, maldan eder, cömert der, maldan ederler, yiğit der, candan ederler diye bir laf var. Şimdi halk bazen öyle söylüyor, sizi tuzağa düşürüyor. Şimdi biz deprem programları yaparken şöyle mesajlar geliyordu. Ne o? Hulki Efendi, başka konu bulamadığında bak gündemde neler var, diyelim ki 10 sene önce mesela. Gündemde bak neler var, sen konu bulamadığında deprem konusunu mu işliyorsun? Konuk bulamadığında deprem bilimciyi nereden çıkardın, ne alakası var şimdi? Böyle tepkiler geliyordu. Sonra deprem oluyor, deprem programları yapılıyor işte bugün bütün medyanın yaptığı gibi. Bu sefer de toplumun bir kısmı şöyle düşünüyor. Ya dün yapmadınız, bugün niye yapıyorsunuz? Ya kardeşim işte tam deminki laf.
cömert der, öyle olur. Yiğit der, böyle olur. Yani bu herkesin her lafın peşinden gidilmez. Onu gösteriyor. Şimdi toplum olarak imar affını isteyen sensin. Buna izin, sen istediğin için sen suçlusun. Buna izin verdiği için hükümet suçlu. Buna o tarihte karşı çıkmadığı için ve hatta bırakın karşı çıkmayı, medyada var fotoğraflarıyla. Muhalefetin de imar affı kalkıyor, aman kalkmasın, devam etsin imar affı diye destek veren muhalefet de suçlu. Şimdi bunu biz şapkamızı önümüze koyup da konuşmazsak yarın başka deprem, oradaki buradaki deprem, hiçbir şey değişmez. Evet. Şimdi hemen çünkü bağlantıda tekrar sıkıntı yaşamamak için önemli bir konudasınız. Size tekrar bu konuyla ilgili görüşlerinizi alacağım ama muhabir arkadaşımız Fatih şu anda Rönesans Rezidansı'nın önünde Hatay'da. Fatih, Sayın Cevizoğlu sana soru yöneltiyordu. O sırada bağlantımızda bir sıkıntı oluştu. Sayın Cevizoğlu hemen alalım dilerseniz, tamam, sorunuzu. Peki, bağlanmadan kopmadan bağlantı. Bu Fatih, enkaz hafifletme çalışmaları dedin de arkada enkaz temizleme mi var? Artık arama kurtarma çalışmaları bitti, tümüyle enkaz mı kaldırılıyor? Yoksa dediğin gibi üstten enkazın fazlasını alıp aşağıda hassas bir arama dinleme mi yapılacak? Görüntü sanki biraz farklı gibi geldi. Ben öncelikle o aksamadan dolayı o kopma sırasında ben sizi biraz dinledim aslında, o kopmadan hemen sonra. Siz de belirttiniz, o arkada binanın yıkılmasından sonra bir çökme. Hemen arkadaşım size orayı, bir binayı tekrar göstersin, onu bir anlatayım. Bu bina dediğim gibi domino taşı gibi aslında, yan yana yani dört bina da yan yana yıkıldığı için bu binanın bir de komple altı otopark ve yan yana yıkıldığı için o otoparkta da bir çökme yaşanmış. Yani benim ekiplerden aldığım bilgi o yönde ve yaklaşık bina aslında bu zeminden gördüğümüzün bir de yaklaşık 10 metre falan yani aşağı ekiplerden. Bu yüzden hemen şu üst tarafta gördüğünüz yerler aslında hep ağır taşlar. O ağır taşların ve kalın taşların yıkımı, kırılması zor olduğu için bu ağır iş makinalarıyla onlar oradan uzaklaştırılıyor. Tabii bunlar bu tarafa getirildiği zaman da bazı o enkaz, burada bir enkaz yığını oluşmasın diye bir ağır iş makinası da hemen şu tarafta o ayıklanan, aslında buraya getirilen ve herhangi bir delil kaybı yaşatmayacak o enkaz da burada hemen kaldırılıyor, kamyonla başka bir noktaya götürülüyor. Hemen şurada gördüğünüz gibi bu tarafa atılan enkazlar alınıyor. Fakat ilk demin az önce gösterdiğimiz orada yaptığı çalışma enkaz hafifletme çalışması. Bazen de ekipler için orada hani tünelin ilk girişini ararken o tünelin girişini açmak için de bazı noktalarda orada o ağır iş makinalarıyla da o giriş açılıyor. Fakat diğer noktada da hemen önümüzde bir enkaz yığını var aslında. Arkadaki ekibin çalışmasını görebilirsek onu gösterelim. Onlar da o ağır kalın olan o taş yığınlarını da yıkıyorlar. Yani yine belirteyim şunu. Bu üst taraftaki özellikle o kalın taşlar, kalın duvarlar ulaşımı engellediği için, yani o çalışmaya engel olduğu için ekipler de orada bir hafifletme. Aslında hemen bunu her noktada, her enkaz ekiplerden hep duyduğumuz şuydu. Üstten bir enkaz hafifletme çalışması yapılıyor. Tabii bunun yanında hemen o noktada da bazı o burada yığın oluşmasın diye enkaz kaldırma işlemi de yapılıyor. Tabii arama kurtarma çalışmaları burada sonlanmış değil. Belirttiğim gibi bazen o iş makinaları duruyor ve orada hazırda bekleyen AFAD ekipleri var. Oralarda bir dinleme de yapıyor hocam. Fatih, bir şey daha sorayım. Şimdi televizyonlarda görüyoruz. Birçok yabancı arama kurtarma ekibi havaalanlarında alkışlarla uğurlanıyor ve ülkelerine dönüyorlar. Yani niye onlar dönüyor? Yani artık arama kurtarma çalışmaları sonuna geldi. Saat itibariyle, gün itibariyle canlı kalma ihtimali azaldı. Onlara ihtiyaç yok. Bizim arama kurtarma ekipleri halleder diye mi gidiyor onlar ülkesine? Var mı bu konuda bilgin Fatih? Hocam, bununla ilgili aslında belirttiğiniz gibi biz buraya geldiğimiz zaman üçüncü günü buraya geldiğimizde bir bağlantı yapamamıştık ama burada çok sayıda yabancı ekip vardı aslında.
Fransız ekibi vardı burada, Meksika'dan gelen ekipler vardı. Tabii onların da depremin işte 8. 9. gününde buradan ayrıldığına şahit olduk. Hatta birçoğunun aslında ülkeyi terk ettiğini duyduk. Fakat bunun sebebini öğrenemedik. Ancak bazı yabancı ekiplerin hala Hatay'da olduğunu biliyoruz. İskenderun'da özellikle İspanyol ekiplerinin olduğunu biliyoruz. Ve hatta orada hastanesi kurup depremzedeler için orada bir sağlık hizmeti de veriyor. Tabii bazıların ise geri döndüğünü duyduk fakat bunun sebebini bilmiyoruz. Tahminimiz peki, şu yönde, görev süreleri dolduğu için. Peki. Ya başka bir şey daha söyleyeyim. Bağlantı kopuyor ya, hızlı hızlı, evet, soralım, hızlı fazla hızlı tutmayalım Fatih. Şimdi bu Hatay depremde en çok hasar gören ilimiz, değil mi? Şimdi biz doğal olarak bütün Türkiye kameralarımızı enkazlara yönelttik ve altında canlı arıyoruz en doğal olarak. Ancak kameraların henüz görmediği yerler var ama bildiğimiz bir şey var. Yine bu Hatay'ın yukarıda kuzeyde olan, İskenderun Körfezi'ne doğru yukarıda olan Erzin ilçesi var. Hani Erzincan'a benziyor adı. Erzin ilçesi var. Erzin Belediye Başkanı açıklama yaptı televizyonda. Bir tane bina yıkılmadı, bir tane can kaybı yok. Erzin'in üzerinde Osmaniye, yani kuzey doğusunda Osmaniye, kuzey batısında Adana var. Oralarda hasar var, yıkılan binalar var, can kayıpları var. Oraya gidip baktınız mı, yani bu nasıl başarmış Erzin ilçesi can kaybı olmamasını, bina yıkılmamasını? Ya da o kesimden aldığın bir duyum var mı bu konuyla ilgili? Yani aslında Erzin gibi bir de Reyhanlı var. Gerçekten iki ilçede neredeyse hasar gören hiç bina yok. Hatta camları kırılmayan... Yani, bağlantı çok kötü ya, evet, çok sıkıntı var Fatih, tabii. Fatih bağlandıkça sesini duyarız ama şimdi bir fay hattı,